Merhaba arkadaşlar. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Topluluğu olarak düzenlediğimiz etkinliklerle karşınızdayız. Bu etkinlik içindiğimizde başarılı mezunlarımızla birlikte bölüm tanıtımları yapacağız. Ayrıca tercihlerimiz boyunca da her gün akşam saat 17.00'da yeni içeriklerimizle YouTube kanalımızda sizlerle birlikte olmayı planlıyoruz. Lütfen bu tarz içerikler için videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı da ve dönem başında Bilsek standlarında da uğramayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Ben Ayşegül Kurnaz. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencilerindenim. Etkinlik boyunca da moderatörlüğümüzü ben yapacağım. Bugünkü konuğumuz da okulumuzun Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümünden mezun olan Mahmutcan Altınarım. Merhaba Mahmutcan, hoş geldin. Nasılsın? Merhaba. Merhaba Ayşegül. İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Bizler de iyiyiz. Öncelikle sana Mahmutcan Altınarı kimdir? Bize biraz kendinden bahseder misin? Evet, tabii ki de. Ben Mahmutcan Altınarı. Doğma büyüme İstanbulluyum. Daha sonra bütün orta öğretim ve ilkokul hayatı, liseyi hepsini İstanbul'da okudum. Daha sonra ise Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümüne kabul aldım mı diyeyim artık, hangisi doğru olur bilemem. Orayı birincilikle bitirdim. Kendimi birazcık tanıtacak olursam, inatçılıkla kararlılık ortasında giden, ortalama bir insandan daha fazla meraklı bir insan olarak tanımlayabilirim. Bu inatçılık veya kararlı olmamdaki en büyük hususlardan bir tanesi de küçüklüğümden beri satranç oynamam diyebilirim. En sevdiğim spor dallarından bir tanesi satranç oynamak. Diğeri masa tenisi ve basketbol diye de devam edebiliriz. Çok güzel. Sosyal bir hayatın var mühendislik okumana rağmen. Yani birazcık. Şimdi o zaman sorularımıza yavaş yavaş başlayalım. Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümünü bize kısaca tanımlar mısın? Tabii ki de. Enerji sistemleri mühendisliğini eğer tanımlayacak olursam, aslında makine ile elektrik elektronik mühendisliği arasında, yani interdisipliner bir mühendislik olarak ortaya çıkmış bir tanımını yaparsam yanlış olmaz. Çünkü hem makinenin hem de elektriğin bazı kısımlarından yararlanarak aslında biz enerji sistemleri mühendisliğinin bugün var olduğunu söylemiş olabiliriz. Çünkü makinenin de ilgi alanlarından bir tanesi enerji, elektriğin de ilgi alanlarından bir tanesi enerji. Yani enerji tek bir çeşit olarak ya da tek bir formda olarak düşünürsek yanlış bir tanım yaparız. Enerji her çeşitteki enerji olabilir. Atıyorum, ısı enerjisi de olabilir, elektrik enerjisi de olabilir ve bunları üretim yolları da aslında bizim mühendisliğin kapsamına girmektedir. Anladım. Çok güzel tanımladın. Teşekkür ederiz. Şimdi şöyle, tercih yaptığın dönem enerji sistemleri mühendisliğini seçmenin nedeni nedir? Şimdi aslında pek mühendislik denince akla pek gelmiyor açıkçası. Sen seçme nedenin nedir? Bir de neden bizim üniversiteyi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ni tercih yaptın? Şöyle, aslında benim tercih dönemimde aklıma gelen ilk mühendisliklerden bir tanesi tabii ki de popüler olan elektrik elektronik mühendisliğiydi. Onu tercih edecektim ben. Ama daha sonra kurumda benim matematik öğretmenim bana dedi ki böyle böyle bir mühendislik var. Yani geleceği önü açık olarak görüyorum ben. Ben de seni bu mühendisliğe yönlendirmek isterim. Eğer senin de hoşuna giderse bu mühendisliği seçebilirsin dedi bana. Ben de biraz araştırdım. Kafama yattı açıkçası. Yani elektrik elektronikten vazgeçirecek kadar yattı kafama. Daha sonra üniversiteleri araştırmaya başladım. İşte birkaç tane seçebileceğim o zamanlar bir tercihim vardı. 2019-2020 girişliyim ben. Daha sonra birazcık daha artmaya başladı bizim bölümümüz diğer üniversitelerde. O dönemki şartlarda birkaç tane tercih yapabileceğim yerler vardı. İşte bunlardan bir tanesi Bahçeşehir'di. Yani özel olduğu için pek taraftar olmadım oraya gitmenin. İşte Ankara Üniversitesi'nde vardı ama enerji mühendisliği olarak geçiyordu. Onu da pek tercih etmedim. Gazi'de vardı. Gazi'deki de Türkçe olduğu için pek istemedim. Bir de kıyaslama yaparken de bölümdeki hocalara baktım. Yani kaç tane profesör, kaç tane doçent var diye bakmıştım. O dönem bizim üniversitemizde, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde, bizim bölümümüzde daha fazla profesör ve doçent olduğu için buranın daha mantıklı olacağını düşündüm. Bir de tabii ki de bölüm komple %100 İngilizce olduğu için bu da tercih kriterlerim arasına girdi. Bir de başlamadan önce ufak bir hazırlıkla ilgili bir araştırma yapmıştım.
bizim Yıldırım Beyazıt'ın hazırlığının diğer üniversitelere göre biraz daha iyi olduğu duyumunu aldım. Yani araştırmam sonucu bunu gördüm. Bu da beni aslında burayı seçmemdeki en büyük sebeplerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Anladım. Çok teşekkür ederiz. Peki elektronikten beni daha çok çekti dedin ya. Hani hangi karakterlerden yani hangi karakter özelliklerinden dolayı seni daha çok çekti? Yani hangi karakter özelliklerine sahip olan insanlar tercih edebilirler öyle söyleyeyim. Yani eğer spesifik bir şey konuşmuyorsak genel olarak şöyle söyleyebilirim. Yani tercih yapacak arkadaşlara da ya da yapmak isteyen arkadaşlara da. Bir kere başladığınız işi kesinlikle bitirmeniz gerekiyor. Kararlı olmanız gerekiyor. Hangi işi yaparsanız yapın. Kararlı olmanız gerekiyor. Hani hemen pes etmemeniz lazım. Hangi işi yaparsanız yapın ciddi anlamda. Hani ben kafamı koyduğum birçok şeyi gerçekleştirme gayesinde olduğum için o iş bitene kadar ben rahat edemiyorum. Hani atıyorum ben okula başladığım zaman yani üniversitenin birinci sınıfına başladığım zaman aklımda birinci olmak gibi bir gaye yoktu. Daha sonradan bu kesinleşince dedim ki eğer madem böyle bir şansım var bunu sonuna kadar götürmem lazım. İşte o yüzden sosyal hayattan birazcık feragat etmek gibi şeyler başıma geldi. Yani mecburen korumam gerekiyordu. Eğer spesifik olarak bir şey söylemem gerekirse bölümümle ilgili hangi karakteristik özelliklere sahip olmaları ile ilgili. Araştırmacı ruh önemli bizim bölümde. Çünkü bazı konular ve bazı yenilenebilir enerjideki atıyorum hidrojen gibi konular araştırmaya çok müsait konular. O yüzden hani araştırmayı seviyorsanız makale taraması yapıp işte literatürden bir şeyler çıkartıp işte literatürdeki neyi değiştirebilirim, üzerine ne koyabilirim gibi şeyler arıyorsanız ciddi anlamda fırsat sunabilir size bizim bölümümüz. Çünkü ben de bu araştırmacılardan bir tanesiydim. Bitirme projem de zaten benim hidrojen üzerineydi. Hidrojen enerjisini üretip onu yakıt olarak kullanma üzerineydi. Çünkü hidrojende sadece şey yok. Hani ürettin, tamam, güzel. Yakıt kısmı var. Yakıt olarak nasıl kullanacaksın? Onun için bir motor tasarımıdır, falandır, filandır o tarz şeyler lazım. İşte yakıt hücresidir. Daha sonra hadi yakıtı da kullanmayı da öğrendin. Nasıl depolayacaksın? En büyük problemlerden bir tanesi depolama. Bütün aslında enerji türlerinde en büyük problemlerden bir tanesi depolama. Atıyorum yenilenebilir kaynaklardaki güneş, rüzgar, jeotermal, aklınıza gelebilecek bütün çeşitlerdeki problemlerden bir tanesi depolama ya da verim arttırma üzerine. Siz bunu nasıl yapabilirsiniz? Yani aklınıza bir fikir geliyorsa araştırın. Eğer ortada yoksa deneylerini yapın. Daha iyisini ortaya koyun. Ve literatürde yerinizi alın. Mesela çalıştığım hocam ACS'te bir yayın sınırlı bizim okulumuzdaki sınırlı hocalardan bir tanesi. O yüzden bitirme hocama da yani burada çok teşekkür etmek istiyorum. Yani şanslı olduğumu da dile getirmek istiyorum bu konuda. Ne güzel. Hemen bu sorunun arkasında ilişkisi olan bir soru daha sorayım. Peki hangi alanlarda çalışmak isteyen bir kişi bu bölümü seçebilir? Alan açısından nasıl? Biraz onun hakkında bilgi verir misin? Tabii ki de verebilirim. Ya bu konuda iki tane zaten alan var girebileceğiniz. Ya yenilenebilir enerji olacak ya da fosil enerji olacak. Yani yenilenebilen kaynaklar değil de daha çok klasik tarzdaki işte petroldür, doğalgazdır, kömürdür. O tarz alanlarda çalışabilirsiniz. Enerji verimliliği alanı var mesela. Enerji verimliliği çok önemli bir alan. Atıyorum sistemin bir verimi %35 iken siz bunu %60, %70'e çıkarabiliyorsunuz. Yani enerji açısından ya da elektrik üretimi açısından eğer konuşuyorsak çok muhteşem bir iş yapmış sayılırsınız yani. Mükemmel %35'ten %70'e çıkmak. Yenilenebilir kaynaklarda çalışabilirsiniz. Daha demin bahsettiğim güneştir, hidrojendir, rüzgardır, işte jeotermaldir, hidroelektrik santralleridir. Bu tarz alanlarda da çalışma şansınız var. Veya üçüncü bir seçenek benim de yapmak istediğim aslında. Bir danışmanlık firması tarzında bir yerde de çalışabilirsiniz. Yani atıyorum bir tane GES tarlası yani güneş enerjisi tarlası kurmak isteyen bir kişi size gelip hani bu işi, bu projeyi nasıl yapabiliriz, bütçelendirmesi nasıl olur tarzında ki şeyleri size danışabilir. Ki ben de bunu 5-10 sene sektörde tecrübe kazandıktan sonra, yeterince kendimde kazandığımı düşündükten sonra bir şirket açıp bu tarz danışmanlık işlerine girmek istiyorum. Anladım, yönlendirmeyi. Çok iyi. Biraz da ders içeriklerine girelim. Herkesin merak ettiği. Bu bölümü okurken hangi temel dersleri aldın?
Bu dersten zorluk derecesi nedir? Dediğin gibi az önce işte sosyal hayatımdan feragat etmem gerekti dedin de zorluk derecesi de önemli. Bir de seçmeli olarak seçebildiğin dersler nelerdi ve ne kadar seçeneğin vardı? Tabii hepsinden bahsedeyim. Zaten bütün mühendisliklerde zaten arkadaşlarım da bildiği üzere birinci sene ortak oluyor. %90 oranında Aynen. ortak oluyor. İşte atıyorum matematiktir, genel kimyadır, kalkülüstür. İşte pardon matematik kalkülüs şey zaten. Fiziktir, fizik 1-2'dir mesela. Bunların hepsi ortak bizde. Sizlerde de aynı dersleri alıyoruz biz. Sadece Evet, bizde de öyleydi. farklı olarak şey devreye giriyor. Bölüm dersi giriyor işte. Başlangıç dersi, introduction dersi dediğimiz. O Hı derslerde hı. farklılaşmaya başlıyor. Bizim daha çok içeriğimiz bölüm olarak makineye biraz daha yakın. %70-60 oranında biraz daha yakın içeriklerimiz var. Çünkü ikinci ve üçüncü sınıftan sonra başlıyorsunuz. Asıl bölüme başladığınız yerler ikinci ve üçüncü sınıftan sonrasıdır. İkinci sınıfta bizim termodinamik dersimiz vardı mesela. Makineyle birebir aynı içeriklere sahibiz. Sadece yanılmıyorsam birkaç ünite falan eksiğimiz vardı. Onun dışında bütün içerikler hepsi aynı. Termodinamik 1-2. Hepsini aldık. Daha sonra 3. sınıfta ısı transferi dersimiz var. Makineyle birebir gene aynı içeriklerde. Sadece bizim bölümümüzde daha çok hangi alanlarda kullanabiliyorsak o üniteleri aldık biz. Yani makine kadar bütün ünitelerin hepsine bakamadık. Ama onlarla aynı içerikteki aynı kitapları kullandık. Daha sonra bütün makinecilerin de belalı dersi olan akışkanlar mekaniğini aldık. Akışkanlar mekaniğinden evet ben de geçmek durumunda kaldım. O dersin de içeriği mesela aynı kitap üzerinden gidiyorduk. Sadece birkaç ünite gerisindeydik. O kadar. Onun dışında seçmeli dersler gelirsek bizim bölümümüze özel tabii ki de seçmeli derslerimiz de var. Atıyorum mesela fosil fuel denilen bir dersimiz var. Eğer fosil yakıtlarla ilgilenen arkadaşlarımız için olursa diye. Bütün yenilebilir enerji kaynakları için açılan derslerimiz var. İşte güneşinden tutun da rüzgarına, jeotermaline kadar hepsiyle ilgili derslerimiz var. Hangi alanda uzmanlaşmak istiyorsanız hangi alanı kafanıza koyduysanız mesela bu alan acaba nasıl deyip hani uzaktan bakmak yerine hani acaba ne yapabilirim deyip içine girebileceğiniz bir sürü yenilenebilir enerji ile ilgili derslerimiz var. Bizden önce nükleer vardı. Sanırım bu dönem bir anlaşmazlık falan olmuş. Pek anlamadım neden olmadığını. Nükleer dersimiz de vardı. Muhtemelen gelecek dönemlerde de olacağını düşünüyorum ben. Sadece bizim ve benim dönemimin şanssızlığı diyebilirim. Onun dışında Anladım. Seçmeli derslerde de zaten rektörlük seçmelileri de çok çeşitli olduğu için atıyorum yazılıma bir şeyiniz varsa, bir ilginiz varsa yazılım dersleri de alabiliyorsunuz. Mesela Python tarzında. Birinci sınıfın ikinci döneminde verilen tabii ki her mühendislikte olduğu gibi bizde de bir programlama dili var. Genellikle Python veriliyor sanırım. Bizde de Python veriliyor. Çizim dersimiz var. Ayrıca çap yapmak isteyen arkadaşlara da tavsiye ederim. Çap yapabiliyorlarsa eğer çap yapsınlar. Çünkü %60-%70 oranında makineyle saydırabiliyorsunuz dersleri. Sadece eksik olan birkaç tane dersi alıyorsunuz ve rahat bir şekilde bana kalırsa ki zor ama bana kalırsa rahat bir şekilde verebiliyorsunuz. Ben yapmak isterdim. Yapamamadım. Şu sebepten dolayı bütün mühendisliğin belalı dersi olan Fizik 2'den birkaç dönem kaldığım için zamanında başvuruyu yapamadım. O yüzden de alamadım. Çap giremedim özür dilerim. Böyle. Fiziki gerçekten herkesin korkulu rüyası olmaya başlamış yani. Evet, üçle verebilince böyle oluyor işte. Evet, aynen öyle. Benim de birkaç mühendislik arkadaşım aynı şekilde. Hala veremiyorlar. Çok yakınıyorlar bu durumdan. Bakalım nasıl olacak. Peki üniversitenin öğrenciye sağladığı ek avantajlar nedir ve okul bir staj sağlıyor mu sizde? Yani şöyle, bizim bölümde herhangi bir staj sağlama gibi bir durum yok ama olmayacağının da bir garantisi yok. Çünkü bizim bölüm taze bir bölüm. Bizden önceki dönemde biz ilk mezunlarımızı verdik. O yüzden gerekli iş anlaşmaları yapılabilirse tabii ki de neden olmasın staj imkanı sağlanabilir. Ki bunların da yollarını açacak kişiler de biziz. Bizim gireceğimiz yerlerde iş anlaşması sağlayarak kendi bölümümüze aslında bir nevi hem kendi bölümümüze katkı sağlamış olacak. Hem de bölümümüzle aramızdaki bağı koparmamış olacağız. Tabii bir takım iş anlaşmalarımız var genel olarak okulumuzun yaptığı. Ama bunlar bize şu anlık çok fayda sağlamıyor. Şu an en fazla faydayı sağlayan Ostim'de bulunan Teknopark'la bir aramızda iş anlaşması var sanırım.
Oradaki şu an en fazla faydayı sağlayan iş anlaşması o. Diğerleri pek vallahi ben duyum almadım bizim bölümle ilgili. Genellikle kendimiz bulduk. Peki bu bölümden mezun olan insanlar hangi alanda kariyerlerini ilerletmeyi tercih ediyorlar? Yani senin çevrenden gördüğün. Tabii bizim üst dönemdeki mezunlarımızdan gördüğüm kadarıyla bazıları yüksek lisansına devam etme gayesinde oldukları için yüksek lisansa devam ediyorlar. Bazıları da 4. sınıfta aday mühendislik denilen programla yerleşip o programda sonucunda işte işe kabul oluyorlar birçoğu. Mesela öyle çalışan birçok arkadaşımız da var bölümde. Yani üst dönemimde. Genellikle bizim ülkemizde güneş enerjisi revaçta olduğu için arkadaşlarımın birçoğu güneş enerjisinde çalışma taraftarı oluyor. Çünkü açıkçası herkesin derdi para kazanmak olduğu için o yüzden şu an hangisi popülerse o alana yöneliliyor. Bizim ülkemizde de güneş enerjisi popüler olduğu için birçok arkadaşım da güneş enerjisine yönelmekten taraftar. Ki ben de ara ara güneş enerjisinde çalışmayı düşünüyorum. Hidrojen de olabilir yani benim için. Araştırma alanları da olabilir. Çünkü ben daha çok Ar-Ge alanında kendimi daha iyi hissettiğim için Ar-Ge tarafına girme taraftarıyım. Ama şu an bildiğim kadarıyla danışmanlık yapan hiçbir kimse yok çevremde. LinkedIn'den araştırdığım kadarıyla danışmanlık veren yerler de var. Yani bizim bölümü okuyup da yani danışman olarak çalışan kişiler de var. O yüzden birçok alanda çalışan insanlar var yani. Devlette çalışan da var. Yani devlette EPDK dediğimiz bir kurum var. Orada enerji uzmanı olarak çalışan arkadaşlar da var. Yani birçok alanda varız neticede. Evet, çok iyi. Şimdi biraz daha kişisel bir soru sorayım. Bu bölümde okurken seni en çok zorlayan şey neydi? Aynı zamanda bu bölümde okumanın sana göre avantajı da neydi? Bana göre en çok zorlayan şey. Ya vallahi ben pek zorlanmadım açıkçası öyle diyebilirim. Çünkü o online dönem dışında derste dinlediğim için final zamanlarına veya vize zamanlarına 2-3 haftadan önce çalıştığım zaman bana yeterli oluyordu. Çünkü bilgiler aklımda taze olduğu için hani ne nereden geliyordu, o buradan mı geliyordu tarzına çok fazla şeye düşmüyordum. Notlarımı da alıyordum zamanla derste. Bunun dışında ciddi manada beni zorlayan şeylerden bir tanesi şey olabilir ya. Evden uzakta olduğum için anne yemeğinden mahrum kalmak olabilir. Onun dışında pek beni bir şey zorlamadı. Avantajlardan bir tanesine gelirsek, şöyle hocalarla ben güzel bir iletişim yakaladığım için bu bana bir avantaj sağladı açıkçası. Hani tabii kayırma gibi bir şey olmadı. Sadece hani daha rahat olabiliyordum. Şöyle mesela takıldığım bir yer olduğu zaman bizzat hocalarımın yanına gidip kişisel bir şekilde çok rahat bir şekilde sorabiliyordum. Ya da ne bileyim staj zamanı hocam sizin tanıdığınız bildiğiniz bir referans olabileceğiniz bir yer var mı diye sorabiliyordum. Eğer varsa onlar da yardımcı olabiliyorlardı. Bu tarz avantajlarım vardı yani hocalarla aramı iyi tutarak. Çok iyi. Şimdi bir de üniversite ortamına girelim. Üniversite ortamı nasıldı? Ya üniversitede kendini network açısından geliştirebileceğin bir ortama sahip miydin? Ve üniversitede kendini farklı alanlarda keşfedebileceğin kadar topluluk ya da kulüp sence var mıydı? Gelelim o zor soruya. Evet. Şöyle, yani biliyorsunuz siz de farkındasınızdır. Bizim kampüsümüz birazcık dağınık olduğu için çok fazla sosyalleşme imkanımız olmuyor diğer bölümlerle. Bir Hacettepe veya ODTÜ gibi değil hani herkes bunun farkında. Kimse kandırmaya da gerek yok yani. Mühendislik seçecek arkadaşlarımıza şimdiden söylüyorum eğer taşıma gibi bir durum olmazsa hukukçular ve matematik bölümü ekstra olarak da kişilerle aynı kampüsteyiz. Onun dışında başka bir kampüse taşınırsak daha iyi olabilir mi bilemiyorum. Çünkü diğer bir sıkıntı konu da mesafe konusu. Etlik'teyken bizim mühendislik biraz daha merkezi bir yerde olduğu için bana da daha rahattı. Zaten gelip gitmek konusu olsun, işte atıyorum bir işim olduğu zaman kızlığa inmek ya da atıyorum bahçeyle gitmek konusu da benim için daha avantajlıydı. Etlikte olması. Diğer türlü Esenboğa'da olsaydı zamanımın birçoğunu yola harcayacaktım. Bu da beni bunaltırdı sanırım bir noktadan sonra. İmkanlara gelirsek şöyle zaten Biltek adı altında birçok kulüp var. Bunların hepsine katılabilirsiniz. Yani sizi dışlamazlar. Zamanında benim de
Bülten'in ilk zamanlarında Yıldırım Roket tarafında bir maceram olmuş ufak çaplı. Sonra bana göre olmadığını anlayınca ayrılmıştım. Daha sonra IBEX'e katıldım. İşte girişimcilik deneyim ve proje topluluğu. Ona katıldım. Endüstri mühendisleri tarafından oluşturulmuş bir toplulukta o da. Orada yönetim kurulu üyesi oldum. Daha sonra bu topluluğa katılmadan önce benim bir hayalim vardı. Kendi bölümümüzde ikinci bir kulübü kurmak. Çok yakındım kurmaya. IBO Enerjik diye bir kulüp kurma aşamasındaydım. Hatta LinkedIn sayfası falan da her şeyde hazır. Sadece mevzuatla ilgili birkaç şeyi yerine getiremediğimiz için kuramadık o dönem. 2020-2021 olması lazım. İlk stajdan sonrasıydı galiba. Ya da 2022. Şimdi yalan olmasın. Daha sonra IBO Enerji Vizyon Kulübü vardı. Onun direkt bizzat kurulumunda rol aldım. Ama kurucu üye olamadım. Çünkü EXP'de kurucu üye olduğum için. Ama kurulum Evet. aşamalarında hepsinde vardım ben. Bizim bölümümüzde iki tane kulübümüz oldu. Daha önceden de bir tane yenilenebilir enerji kulübümüz vardı, IBÜYEK. Şimdi IBÜYEK Enerji Vizyon Kulübümüz var. Yani güzel işler yapıyoruz şu an. Evet, şu an giderek sanki yavaş yavaş ilerliyor, yani gelişiyor topluluk açısından. Öyle görünüyor yani ilk zamanlarına göre. Zaten yeni bir üniversite sayılır bizim üniversitemiz. Evet, genç bir üniversite. Onun da zorluklarını çekiyoruz açıkçası. Hem ismi birazcık daha bilinmediğinden dolayı. İşte bunu da sağlayacak olan aslında bizleriz. Hani biz mezunlar olarak güzel yerlere girdiğimiz takdirde hani aa böyle bir İnşallah. üniversite mi varmış deyip aslında bizi de ufaktan ufaktan tanımaya başlayacaklar. Tabii ki de bu Teknofest kapsamında da bizim ekiplerimiz güzel işler çıkardığı için tanınırlığımız artıyor. Yani Hazarfen olsun, Ayva Hazarfen olsun, diğer kulüplerimiz olsun. Bizim tanınırlığımızı söyleyemedim. Bilinirliğimizi arttırıyorlar. Onlara da buradan teşekkürü bir borç bilelim biz de şu an. Daha sonra Aynen. şöyle birkaç tane aslında eksiğimiz olabilir. Hobilerle ilgili aslında birkaç tane daha kulüp kurulabilir, yani çeşitlendirilebilir. Şu an satranç kulübümüz var ama çoğu zaman aktif olarak bulunmuyor. Ne bileyim, tenis kulüpleri falan varsa benim haberim yok mesela. Atıyorum dövüş sanatlarıyla uğraşmak isteyenler için bir kulüp olabilir. Ya bunlar aslında sosyalleşmek için güzel çalışmalar ama işte bunların da eksikliğini yaşıyoruz. Hem kampüslerimiz ayrık olmasından dolayı hem de bunlara girişen öğrencilerin olmamasından dolayı aslında. Eğer varsa da benim haberim yok. Reklamını iyi yapamıyorlar demek ki. Bunlar da aslında yaşadığımız kampüsteki sıkıntılardan birkaç tanesi diyebiliriz. Evet, doğru söylüyorsun. Tam ben de şeyi soracaktım o sırada. Şimdi bölümde öğrencilerin katılabileceği projeler ve araştırma olanakları sence yeterli mi? Ya da ne kadar var? Şöyle, eğer TÜBİTAK'ta bir proje yapmak istiyorsanız bizim herhangi bir hocamızla, işte bölümden bir öğrenciyseniz de istediğiniz gibi çalışabilirsiniz. Eğer hoca da sizinle çalışmak istiyorsa tabii ki de. Çünkü hocaların da kendine ait projeleri falan oluyor. Uygun olmayabiliyorlar. Kabul edemiyorlar o yüzden. Yoksa hocalar çalışmak istediğinden değil, yani çalışmamak istediğinden değil, özür dilerim. Benim de aslında mezun olmadan önce bir tane yayınım olacaktı. Yetişemediği için, bazı teknik şartlardan dolayı yetişemediği için yapamadık. Güzel bir proje çıkarmıştık ortaya aslında. Ufaktan detayına gireyim. Benim projem fotoelektrokimyasal su bölünmesiydi. Yani suyu kullanarak aslında bir hidrojen elde ediyoruz. Basit mantıkla güneş enerjisi de için içerisinde. Kısacası fotosentezdeki mantığı düşünebilirsiniz. Ama bir tek farkı biz su elde edeceğiz. Bizim enerjimiz su. Ya pardon, hidrojen olacak. Güzel de bir sonuçlar almıştık ilk deney verilerine göre. Bunların yorumlanması kısmında birazcık teknik aksaklıklar oldu. Bir de simülasyon kısmına giriştik. Onları da işin içine katınca uzadı proje birazcık. O yüzden yetiştiremedik. Yoksa ben de bir yayında yer alacaktım. Bizim bölümde aslında daha lisanstayken yayın yapan birkaç tane arkadaşımız var. Yani böyle şeyler de mümkün. TÜBİTAK projesi dışında başka bir üniversitede yayın yapmış, yani makale yayınlamış bir arkadaşımız, bir iki arkadaşımız var. Ama yeterli mi dersen tartışılır. Çünkü daha başka nerelere girebiliriz? Belki Teknofest'teki yeşillerle ilgili kısma, mesela yeşil enerjiyle ilgili kısımlara veya enerji verimliliğiyle ilgili kısmına çalışmalar yapılabilir. Eksik olduğumuz konular bu olabilir. Çünkü
bir proje ekibi çıkarmak gerçekten hani zor. Ne kadar yakın arkadaş da olsanız hani bir proje ekibi çıkarmak çok zor. Çünkü o çalışmayacak, işte o çalıştı olacak falan, birbirinize gireceksiniz falan. Ciddi anlamda kafaları uyuşan proje yapmak isteyenler birleşsin, bir şeyler çıkarsın diye söyleyebilirim ben. Diğer türlü Evet, hani yakın konu arkadaşlarla çok falan doğru. olmuyor yani. Yok kanka bugün işim vardı. Yok arkadaşımla işte bugün bir yere gideceğiz. Yok işte müsait değilim tarzında bahaneler olmaya başlayınca o işte yaş alıyor cidden. Ben de denedim. Olmuyor. Şimdi böyle üniversitenin öğrencileri sunduğu imkanlara yine geldik. Uluslararası değişim programları ve yurt dışı staj imkanları var mı? Senin bu konudaki deneyimin falan var mı? Peki ne bahsetmek istersin bize? Şöyle benim birebir bir tecrübem yok yani Erasmus'tur ya da Erasmus staj kapsamında. Ama daha önce yapmış ve gelmiş olan arkadaşların tecrübelerini size aktarabilirim. Dikkat edilmesi gereken mevzulardan bir tanesi ders saydırma mevzusu. Çünkü yurt dışına çıkıp da ders saydıramadığı için dönem uzayan arkadaşlarımız da oldu. Onlardan bir tanesi benim üst dönemimdeydi. Arkadaşımız yarım dönem gidiyor. Orada burada alması gereken derslerin hepsini alıyor. Ama daha sonra döndüğünde ise bu derslerin sayılmadığını fark ediyor. Sayılmadığı için de aynı dersleri bir daha almak zorunda kalıyor. Hem de burada almak zorunda kalıyor. Bu tarz mevzulara dikkat etmek gerekiyor. Hani nasıl desem içeriğinin bizim ders müfredatı ile %80-%90 oranında sanırım bir uyuşması gerekiyormuş. Eğer uyuşmuyorsa ve bu fark edilmediyse onaylansa bile tekrardan alma gibi mevzular olabiliyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Onun dışında evet yani istediğiniz gibi isterseniz yurt dışında stajınızı eğer bulduğunuz takdirde yapabilirsiniz. Bu sanırım 4. sınıf bu sene olan bir arkadaşım staj eksiği vardı bir tane. Onu Almanya'da yapacaktı yanlış hatırlamıyorsam. Ve okulda kabul ettirmişti. O yüzden bu noktada da hiçbir sıkıntı yok. Gerekli şartları sağladığınız takdirde yurt dışında da staj yapabilirsiniz. Erasmus'a da gidebilirsiniz. Ama dediğim gibi o mevzuatla ilgili birkaç hususa dikkat etmeniz gerekiyor. Peki kaç öğrenci alıyorlar Erasmus için? O konuda bir fikrin var mı? O Kimi üniversiteler konuda çok az alıyor mesela. Hani işte genel bir şey söyleyebilir misin peki? Yani detaylı bir şey bilmesen de. şöyle sanırım bizim üniversitenin burslu olarak gönderdiği komple mühendislikten 3 kişiydi yanlış hatırlamıyorsam. Bütün mühendisliğe 3 kişi evet biraz adil değil farkındayım ama üniversite politikası yani buna bir şey diyemeyiz. Eğer kendi cebinizden karşılamak istiyorsanız sınavlardan aldığınız puanlar iyiyse istediğiniz takdirde gidebilirsiniz. Ya bunda bir kısıtlama var mı? Zannetmiyorum kısıtlama olduğunu. Yani neticede kendi cebinizden karşılayacaksınız. Evet, doğru. Enerji sistemleri mühendisliği bölümünün nasıl bir şey olduğu, çevrendeki insanlar sonucu nasıl tanımlıyorsun ve insanlar nasıl tepki veriyor? Mesela ben endüstri söyleyince çok ne falan yapıyorlar hemen, endüstri ne ki falan mı yapıyorlar? Çok Şöyle değişik tepkiler aslında alıyoruz biz. yani biraz anlatmak zor hani çok çeşitli sorular soruyorlar hani en son artık şey diyorum ben evet büyüyünce ben güneş paneli olacağım ya da ne bileyim atıyorum hidrojen olacağım ben büyüdüğüm zaman falan diyorum. Çünkü bunları insan anlatmak bir tık zor oluyor. Yani interdisipliner bir mühendislik olduğu için hani sen necisin dediklerinde hani makineci misin, elektrikçi misin dediklerinde Aynen. anlatamıyorsunuz derdinizi. Bu kapsamda yani detaya indiğiniz zaman da bu sefer bazı terimler kullandığınız zaman onlar anlamıyor. Kısacası şey diyorum ya işte iklimlendirme, soğutma, işte elektrik üretimi falan filan o tarz işlere bakıyoruz diyorum. Böylece hiç fazla detaya girmeden anlatmış oluyorum. Ama evet değişik tepkiler aldığımız oluyor. Bazısı anlamasa bile şey dediği de oluyor. O güzel güzel falan. Önü açık dediği falan da oluyor. Aynen. Ama mevzuyu Değişken bir halbuki şey. bilmiyor. Evet. Bilenler olduğu zaman da evet şey diyor yani evet güzel bir mühendislik ama şu an kıymeti bilinmiyor. Evet. Şimdi ben bir tane joker soru sormak istiyorum. Şimdi Tabii. mühendislikten mezun oldun, birincilikle mezun oldun. Tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Ama bence hani buradaki ortalama yani bitirdiğin ortalama ne kadar önemli iş imkanında sana?
Hani daha çok CV dolu katıldığın ne bileyim etkinlikler, topluluklar falan mı sence ön plandadır? Ya da not ortalaması mı? Ne kadar ön plandadır? Aslında şöyle başvurmak istediğiniz yere göre değişkenlik gösterebilen bir soru bu. Atıyorum siz bir kurumsal bir firmaya başvuracaksanız not ortalaması ön planda oluyor. Çünkü adamların şartı oluyor mesela firmaya başvurmak için. Ki stajda orada bile kurumsal bir yere başvurduğunuz zaman atıyorum Aselsan'dır, Havelsan'dır ya da Roketsan'dır o tarz yerlere başvurduğunuz zaman belli bir not ortalaması şartı istiyorlar sizden. Atıyorum bazıları 2,75 istiyor, bazıları 3 istiyor veya TEİ gibi yerler. Her üniversiteye ayrı bir barem koymuş oluyor. Atıyorum bizim üniversiteden 3,40 istiyor. Atıyorum ODTÜ'den 2,80 istediği zaman bizden 3,40 isteyebiliyor. Bu tarz yerlerde eğer çalışmayı veya staj yapmayı düşünüyorsanız tabii ki de not ortalaması en önemli şeylerden bir tanesi. Ama yok ben birazcık hani o tarz yerler değil de gene kurumsal olsun. Ama onların daha aşağısında yani sıralama yapmak birazcık absürt oluyor. Evet farkındayım ama hani onların aşağısında derken de hiçbir yeri küçümsemiyorum bu arada. Onlardan biraz daha farklı bir alanda yani not ortalamasına çok önem vermeyen bir yerde çalışmak istiyorum diyorsanız da yani CV doldurmak birazcık daha ön plana çıkabiliyor. Ama şöyle de bir durum var. Yani siz öğrencisiniz yani ne kadar CV doldurursanız doldurun. Neticede ortama tecrübe gibi pat diye bir gerçeklik giriyor. Birçok yerde ilk olarak tecrübeye bakıyor. Hani ne kadar sen CV doldursan da doldur. Bunların pek bir önemli olmuyor gözlerinde. Tecrübe daha ön planda oluyor. Yani ne kadar staj da yapsanız, ne kadar işte aday mühendislik de yapsanız, atıyorum ne kadar sertifika da doldursanız CV'nize, tecrübe bunların yanına yaklaşamıyor. Şey, tecrübenin yanına yaklaşamıyorlar maalesef. Böyle de bir gerçeklik var. O yüzden CV'yi doldurmayı aslında birazcık daha mezun olduktan sonra o kısma bırakırsanız daha yararlı olabileceğini düşünüyorum ben. Çünkü şu an için not ortalaması bir tık daha önde bana kalırsa. Sen zaten şu an bizden daha iyi biliyorsundur. Yeni mezunsun, iş arıyorsundur vesaire. Evet, iş arama sürecindeyim ben de. Kolay gelsin diyoruz o zaman sana. Teşekkür ederim. Son olarak da bir soru daha sorayım. Bu bölümü seçmek isteyen öğrencilere bir tavsiyen var mı? O daha önceden de değindiğim üzerine eğer arkadaşlar bütün bölümler için konuşuyorum, bütün mühendisliklerde çap yapabilme imkanınız varsa çap yapmanızı tavsiye ederim. Ama tabii makine veya elektrik okuyorsanız biraz uzak durmanızı tavsiye ederim. Çünkü oralarda işler bir tık zorlaşıyor. Ben de farkındayım. Ama atıyorum bilgisayar veya diğer dallardaysanız, endüstri, inşaat ya da malzeme gibi dallardaysanız evet gene zor ama yapabiliyorsanız kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Enerji okuyacak arkadaşlara da tavsiyem. Ya bu bölüme birazcık bilinçli olarak gelmelerini tavsiye ederim. Çünkü imza yetkimiz yok şu anlık. Makine mühendisler odasına kayıtlıyız. Yani endüstriciler de sanırım öyle. O yüzden birazcık bilinçli olarak gelin derim ben. Sonra atıyorum yani pişman olacağınız bir tercih yapmayın. Bilin bitirebileceğini düşünüyorsanız gelin. Çünkü şöyle de bir durum var. 2018 girişli olup halen okuyan arkadaşlarım var benim. O yüzden hiçbir mühendislik küçümsemeyin. Ya bu enerjici falan bunlarda kebap yatıyor falan diye Aynen. düşünmeyin. Ciddi anlamda hani halen 2018 girişli olup bitiremeyen arkadaşlarım var benim. Yani ona göre. Bu tehdit değil açıkçası. Sadece başladığınız işi bitirmenizi tavsiye ediyorum. Evet. Evet arkadaşlar, Mahmutcan okul ve meslek hayatınızla ilgili bizlere önemli yanıtlar verdim. Bizleri kırmayıp burada sorularımıza cevap verdiğin ve bilgilerini bizimle paylaştığın için kendim, ekip arkadaşlarım ve fikir alacak kişilerine çok çok teşekkür ederim. Umarım başka etkinliklerde bir araya geliriz yine. Son İnşallah. olarak senin eklemek istediğin bir şey var mı? Öncelikle Biltek ailesine, bütün şu anki burada bulunan ekibe teşekkür ediyorum. Böyle bir çalışma yaparak okulumuzu ve bölümümüzü tercih edecek arkadaşlara da bilgi verme şansını yakaladığım için ayrıca minnettarım. Başka hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Başka bir diyecek bir şeyim yok sanırım. Biz teşekkür ederiz. İş hayatında da başarılar dileriz sana ayrıca. Teşekkür ederim.
Bu bölümü tercih edecek kişilere de şimdiden başarılar dileriz arkadaşlar. Her gün akşam saat 17.00'da yeni bir içerikle YouTube kanalımızda olacağız. Lütfen bizi beğenip takip etmeyi unutmayın. Açıklama kısmındaki linklerden de topluluğun diğer sosyal medya hesaplarına da ulaşabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz herkese.